Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz ismi taftil. Biliyorsunuz fiili gibi amel eden kelimeleri işliyorduk. Bugünkü konumuz ismi taftil konusu. Başlayalım bismillah. Evet, önce ismi taftili bir hatırlayalım. İsmi taftil neydi arkadaşlar? İsmi taftil daha iyi, daha kötü veya en iyi, en kötü anlamında üstünlük bildiren, iki kişiyi kıyaslayan, yani sıfat olarak iki kişiyi kıyaslayan isim türüdür. Sıfat anlamı taşır. Genel olarak ef'alü kalıbında, vezinde, ef'alü vezninde gelir. Mesela örneklerimize bakalım. Halidun etvalu talibin fis saffi. Halid, sınıftaki en uzun öğrencidir. Buradaki etvalu kelimesi bahsettiğimiz ismi taftil. Bakın ef'alü vezninden gelmiş. Biz şimdi bugün konumuzda tabii bunlar hangi vezinden gelir, nasıl türer, bunlardan daha ziyade ismi taftil fiili gibi amel eder mi, ederse nasıl eder, bunları işlemek istiyoruz. Ancak bundan önce ismi taftil ile alakalı genel bir bilgilendirme yapmak gerekiyor. Halidun etvalu min aliyin. Burada da ismi taftilin kullanım türlerini görüyoruz. Bakın birincisinde Halidun etvalu talibin şeklinde muzaf olarak gelmişti. Burada Halidun etvalu min aliyin, minli bir kullanımı söz konusu. Halit Ali'den daha uzundur. Bakın burada Halit ve Ali'yi kıyaslamış. Şimdi bakın burada mufattal diyoruz biz üstün tuttuğumuz kelimeye. Kendisinden daha üstündür veya kendisinden daha uzundur dediğimiz, kıyasa tabi tuttuğumuz isme de mufaddal aleyh diyoruz. Yani kendisine üstün tutulan. Şimdi burada etvalü kelimesi bizim ismi taftilimiz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi müfret gelmiş, müzekker gelmiş. Bunların tabi kuralları var. Birazdan bunları daha detaylı işleyeceğiz. Ma halidun etvalü min aliyin. Şimdi burada mufattal ve mufattal aleyh demiştik. Yani üstün olan ve kendisine üstün tutulan kelimeleri bahsetmiştik. Eğer başına bir olumsuzluk edatı getirecek olursak. Ma halidun etvalu min aliyin. Ali, Halit Ali'den uzun değildir. Halit Ali'den daha uzun değildir. Bakın burada mufattal ve mufattal aleyh yine değişmiyor arkadaşlar. Şimdi burada üstünlük var mı hocam diye sorarsanız. Belki de bunlar birbirine üstün müdür diye sormuş. Değildir demişiz. Yani böyle bir eşit olduklarını bildirmek için bunu söylemişiz. Ama kullanım olarak bu yine mufattaldir. Bu da mufattal aleyhtir arkadaşlar. Evet, notumuz şöyle. Cümledeki olumsuzluk, yani bakın burada ma var. Mufattal ve mufattal aleyhi, yani üstün olanla kendisini üstün tutulanın kavramlarını değiştirmez. Yani bu yukarıdaki cümlede olumluydu. Burada olumsuz oldu. O zaman bunun mufattali bu oldu. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Yine aynı şekilde Halit mufattaldir. Ali mufattal aleyhtir. Biz bunu mana olarak kabul etmek zorunda değiliz. Yani Halit en uzun ya da işte Halit Ali'den uzundur dediği zaman o sana göre öyle, bana göre böyle değildir veya buna benzer cümlelerde uymayabilir. Yani bu konuda eşitlik de söz konusu olabilir. O zaman biz bunu kullanırız. Ama dikkat edeceğimiz mufattal ve mufattal aleyh değişmiyor. Sonraki kısma bakalım. İsmi taftil nasıl kullanılır? İsmi taftil arkadaşlar her zaman müfret müzekker olarak geldiği yerler var. Bunlar nelerdir? Minli kullanım. Yani ismi taftilden sonra bir min varsa evet orada biz arkadaşlar ne yaparız? Müfret müzekker olarak kullanırız. Neyi? İsmi taftili. Örneğe bakalım. El ümmehâtu eftalu minel benâti. Yukarıda önceki slaytta dedik ki bunlar sıfat manasındadır. Hocam o zaman sıfatlar mevsufuna uymaz mıydı? Evet uyardı. Ama özellik olarak ismi taftiller minli kullanılırsa müfret, müzekker gelir. Bakın müfret gelmiş ve müzekker gelmiş. Eftalu. El ümmehatu. Bakın burada ne var? Çoğul bir kelime var. Ve müennes bir kelime. Cemi, müennes, salim bir kelime var. O zaman normalde, normal şartlar altında bunun da cemi, müennes, salim olarak gelmesi lazımdı. Ama kural böyle değil işte arkadaşlar. Minli kullanım olduğu için bu müfret, müzekker geliyor. Manasına bakalım. El ümmehatu eftalu minel benati. Anneler kızlardan daha üstündür. Buradaki eftalu kelimesi haberdir arkadaşlar. Ümmehatu kelimesinin haberidir. Min biliyorsunuz harfi cer. Sonraki kelimede ismi mecrur oluyor. Başka nerede müfret müzekker olarak kullanılır arkadaşlar? Bir de nekraya muzaf olursa ismi taftilimiz nekraya muzaf olursa. Yani kendinden sonra nekra bir kelime gelirse. Bakın talibetin nekra gelmiş.
Aişetü esgaru talibetin. Bu ismi taftilde müfret, müzekker kullanılmak zorunda. Normalde sıfat olması hasebiyle öncesindeki mevsufuna uyacaktı. Ama uyum yok gördüğünüz gibi. Neden? Çünkü ismi taftil nekreye muzaf olunca müfret, müzekker gelir arkadaşlar. Aişe burada mübteda, esgaru kelimesi haberdir. Talibetin de muzafun ileyh mecrur şeklinde irap yapılır. Devam edelim. Evet, ismi taftil yine kullanımıyla alakalı. Elif lamlı olan ismi taftil. Buradaki ismi taftillerin öncesindeki ismi taftillerin her ikisi de nekreye örnekti. Şimdi elif lamla marife olmuş ismi taftillere örnek verecek. Elif lamlı olan ismi taftil öncesindeki kelimeye sayı ve cinsiyet yönünden uyum sağlıyor. Demek ki tekilse tekil, tesniye ikilse veya cemi ise cemi olacak arkadaşlar. Bir de cinsiyet olarak müennesse müennes, müzekkerse müennes, müzekker olacak. Şimdi bakalım. Lehul esmaul husna. Lehu onundur, ona aittir. Allah Teala'ya aittir. El esmaul husna, en güzel isimler. Bakın buradaki esma kelimesine el husna müennes olarak uymuş. Hocam el esma nasıl müennes oldu? Müfret müennes arkadaşlar. Biliyorsunuz gayri akil kelimeler müfret müennes kabul edilir. Bu da müfret müennes olarak buna tabi oldu. Cinsiyet yönünden bu şekilde uyum sağladı. Sayı yönünden uyum sağladı mı? Evet, cemi gibi gözüküyor ama gayri akil olduğu için müfret kabul ediliyor. Onun için de müfret gelmiştir arkadaşlar. Sıfat mevsuf uyum sağlamış. Sonraki cümlemize bakalım. Hadara et-talibani el-eftalani. Bakın tesniye bir kullanım var. Et-talibani el-eftalani. İki üstün öğrenci hadır oldu. Hadara geldi. Şimdi buradaki bir fiil cümlesi. Yukarıdaki neydi? İsim cümlesiydi. Ama isim cümlesi de şibih cümle öne geçtiği için haber önde. El-esma mübtedaydı. Mübtedaya sıfat olarak gelmişti. Burada ise faile sıfat olarak gelmiş arkadaşlar. İsmi taftilimiz failin sıfatı. Şimdi burada ne yapmış bakalım. Neye bakacağız? Elif lamla gelmiş. İsmi taftilimiz evet. Elif lamla olursa ne oluyordu? Öncesindeki kelimeye sayı ve cinsiyet uyumu sağlıyordu. Bakın. Talibun kelimesi müzekker olduğu için bu da müzekker. Eftalü kelimesi gelmiş. Bunun müennesi fudla'dır. Yukarıda hüsna'da olduğu gibi. Tesniye gelmiş talibani. Eftalani şeklinde tesniye gelmiş. İki uyumu gördük arkadaşlar. Evet, ismi taftil marifeye muzaf olursa bir önceki slaytta nekreye muzaf olursa müfret müzekker gelir diye örnek vermiştik arkadaşlar. Şayet marifeye muzaf olursa yani kendinden sonra kelime marife olursa bakın buradakiler gibi bu şekilde her iki durum da caizdir. Yani müfret müzekker olması da erhamu şeklinde caizdir. Öncesindeki müminat kelimesinde yani mevsufuna sayı ve cinsiyetine uyması da caizdir. İkisini de okuyalım bakalım. El mu'minatu erhamun nisa'i. Mümine kadınlar kadınların en merhametlileridir. Şimdi burada erhamu kelimesi marifeye muzaf olduğu için öncesine uymamış bakın. İkisi de caiz olduğu için müfret müzekker gelmiş. Peki ikinci kullanım nasıl? İkisi de caiz demiştik. El mu'minatu ruhmayatun nisa'i. Erhamunun müennesi. Nasıl müennesi? Cemi müennes salim. Arkadaşlar el mu'minatu ya sayı ve cinsiyet yönünden uyum sağlamış. Bu da bir örnek arkadaşlar. Evet, ismi taftilin amel etme konusuna bakalım. İsmi taftil arkadaşlar ismi fail gibi, ismi meful gibi, mastar gibi, fiilimsi gibi amel eder ama bunun amel etmesi biraz zayıftır. Yani diğerleri gibi mef'ul almazlar, failleri zahir olarak almazlar. Şimdi bakalım notumuz ne diyor? İsmi taftil mef'ulün bih üzerinde ve zahir olan fail üzerinde amel etmez. Yani mef'ulün bih almaz arkadaşlar. İsmi taftilden sonra gelen mansup kelime mef'ul olmaz. Onu söylüyor. Ve zahir bir fail almazlar. Yani işi yapan kişi zahir isim olarak gelmez. Zahir bir zamir olabilir ama o da muzafun ileyh deriz ona da. Evet şimdi fail nasıl hiç mi olmaz? Hayır, fail gizli bir zamir olarak olabilir. Yani gizli bir fail, müstetir bir zamiri fail olarak alabilirler arkadaşlar. Örneğe bakalım. El ernebu esra'u min sülahfatin. Ernep tavşan. Tavşan kaplumbağadan daha hızlıdır. Şimdi buradaki hüve
Bakın gördüğünüz gibi burada esra'udan sonra yani ismi taftir olan kelimeden sonra müstetir bir zamir var. Fail arkadaşlar. Burada aslında bir hüve yok ama burada bir failin olduğuna işaret etmek için bunu yazdım. Bu şekilde müstetir bir zamir de fail alabilir. Bunu nasıl irap yaparız? El ernebu mübteda'u mübteda merfu ve alametur raf ezzamme ezzahira. Aynı zamanda da mufaddaldir arkadaşlar. Yani kendisini üstün tuttuğumuz kelimedir. Esra'u ismi taftil olan kelimemiz. Haberdir burada. Bu isim cümlesinin haberi olarak gelmiş. Haberun merfu'un ve alametur raf ezzamme ezzahira. Vel fa'ilu, fail nerede peki hocam eğer amel ettiyse? Gizli bir zamir olarak amel etmiş. Damirun müstetirun takdiruhu huvedir arkadaşlar. Niye? El ernab huve olduğu için. Min harfi cer biliyorsunuz İrab'tan mahalli yok. Mebni olduğunu biliyoruz. Sülhfatin kelimesi de car mecruru da ismi mecrur diyoruz arkadaşlar. İsmi mecrur ve alametül cer el kesra. Aynı zamanda da mufattal aleyhtir. Yani kendisine bir şeyi üstün tuttuğumuz kelime. Evet yine devam edelim. Başka amel çeşitlerinde neler var? Mesela burada esra'udan sonra bir şey getirmedi. Direkt minli bir kelime yani car mecrur getirdi. Şimdi ne yaptı? İsmi taftilden sonra mansup yani fethalı bir kelime getirdi. Bakın. El kerimu ekseru infakan minel bakhili. El kerim dediği cömert kimse. Cömert kimse cimriden daha fazla sadaka verir yani infak eder. Şimdi buradaki ekser kelimesi bizim aradığımız ismi taftil olan kelimemiz değil mi? İsmi taftil olan kelimemize sonra bir boşluk bıraktım. Buraya ben hüve takdir ettim arkadaşlar. Şimdi buradaki ekser kelimemiz isim cümlesinin haberi. Asıl bizim bugün amel eder mi etmez mi sorusuna cevap verecek olan kelime infakandır. Hocam buna meful diyebilir miyiz? Diyemeyiz arkadaşlar. Bakın ekseru daha fazla ne? Değil mi? Daha fazla ne? Yani bunu temizle hatırlayın. Bir şeyi açıklığa kavuşturuyor. İnfagan, ekseru infagan. Buradaki infagan kelimesi temizdir, mansuptur arkadaşlar. Temiz mansubun bil fethati zahirati şeklinde irap yaparız. Bir başka kullanımında şöyle. Yine es-salatu a'zamu ibadatin. İbadetlerin en büyüğüdür. En büyük ibadettir manasında. Bakın buradaki adamı ismi taftil. Yine neye muzaf oldu? Bakın nekra bir isme muzaf oldu. Kendisi nekreye muzaf olunca müfret müzekker gelmek zorunda. Evet müfret ve müzekker gelmiş. Orada tamam. Peki kendine sonra kelimeyi nasıl irap yapacağız hocam? Bunun gibi temiz mi diyeceğiz? Hayır arkadaşlar. Bu muzafun ile mecrurun bil kesra diyeceğiz arkadaşlar. Evet bu şekilde muzafun ileyh diyoruz. Muzafun ileyh mecrurun bil kesra irabında yapıyoruz arkadaşlar. El e'rabu eşeddü küfran ve nifagan. Şimdi buradaki kelimeti küfran mansubetün mansup gelmiş. Niye mansup gelmiş onu soruyor. Meful olduğu için demiş, hal demiş, temiz demiş, mefulü mutlak, mefulleyicili. Biz ne dedik arkadaşlar? Eşeddü ismi taftilden sonra gelen mansup isim ne oluyordu? Temiz oluyordu değil mi? Evet. Devam edelim. Ağnen nasi ekseruhum ihsanen zamir hüm. Buradaki hüm zamirini soruyor. Hemen şöyle aklınıza gelebilir. Hocam ismi taftilden sonra bir fail oluyordu. Olur mu acaba? Evet burada arkadaşlar hemen fail diyesiniz gelir ama bakın şıkların içinde raf olan ne var? Bakın nasb demiş, cer demiş, yine cer demiş, cer demiş, raf demiş. Aha raf bulduk diye hemen sevinmeyin. Çünkü haber demiş. Haber değil ki. Ekser kelimesi haber olur. Bu olsa olsa muzafun ileyh olur. Hatırlayın muttasıl zamirler isme bitişince muzafun ileyh oluyor diyorduk. Buradan hemen bakacağız. Fi mehalli cer muzafun ileyh olanı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar niye olmaz? Fi mehalli nasb temiz demiş. Fi mehalli cer sıfat demiş. Olmaz arkadaşlar. Yani kendisi ekser zaten sıfat. Bu olmaz. Evet, fi mehalli cer ismi mecrur demiş. Harfi cer yok ki ismi mecrur olsun. Fi mehalli nasb temiz demiş. Nasb temiz. Yani temiz bir şeyi açıklaması lazım. Olmaz arkadaşlar. Evet. Hamzetu ekbaru min ahmede sinnen. Buradaki ismi taftil ekbaru kelimesi nedir diyor? Mudaf ila nekra. Nekreye muzaf demiş. Nekra yok ki kendisinden sonra.
Evet, bu gider arkadaşlar. Muarraf bir eliflam demiş. Eliflamla marife demiş. Bu da gider. Değil çünkü. Ekber. Nekra gelmiş. Mücerrat min eliflam vel izafe. Eliflamdan ve izafetten mücerrettir. Yani soyutlanmıştır. Doğru şık bu arkadaşlar. Bir de diğerlerine bakalım. Muzafun ila marife. Marifeye muzaf. Marife yok ki kendisinden sonra. Mücerret min el izafe fakat. İzafetten soyutlanmış. Hayır. İkisi. Doğru şık T arkadaşlar. Evet. Sonraki sorumuza bakalım. 4. Hayrul umuri evsatuha. İsmi taftil fil cümle sabiga. Aşağıdaki kelimelerden hangisidir ismi taftil demiş. Buradaki ismi taftili soruyor arkadaşlar. Hayrul umuri evsatuha. Bakın iki tane. Hayrul umuri evsatuha. İşlerin en hayırlısı. Hayır birincisi. Evsatuha onun en ortasıdır. Şimdi buradaki hayır ve evsatü kelimelerini alabiliriz. Zevcetun nebiyyi eftalu seyyidatin. Kelimetü seyyidatin. Bakın burada nedir? Muzafun ileyhtir değil mi? Eftalu kelimesi ismi muzaf. İsmi taftil. Muzaf olarak gelmiş. Bu da muzafun ileyhtir. Şimdi bakalım ne demiş buna? Mef'ulun bih mansubun bil kesra. Mef'ul almaz ki arkadaşlar. Muzafun ileyh mecrurun bil kesra. Bu dura dursun şimdi. Temyiz mansup alakası yok. İsmi mecrur bil kesra. İsmi mecrur biliyorsunuz harfi cerden sonra geliyor. Hal mensup da diye arkadaşlar. Doğru şıkkımız B. Evet. Araştırmaları da bu şekilde tamamlamış olduk. Arkadaşlar konumuzu burada tamamladık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.